Yelkenli ve motorlu çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Engin Denizleri aşmış ve Knidos'a gelip gecelemiştik. Sonrasında Palamutbükü'nde güzel vakit geçirmiştik. Eğer bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölümümüzde ise Palamutbükü'nden önce Arktur'a gidiyoruz. Eda burada size ilk yardım kitiyle sinek ve arılarla mücadele kitlerini tanıtıyor. Sonrasında Dirsekbükü'ne geçiyoruz. Dirsek'te bağlanma ve su altı değişik halat alma yöntemlerini gösteriyoruz. Ve tabii ki de artık sezonumuzun sonuna geldiğimiz için Arktur'a dönüp direğimizi toplayıp teknemizi toparlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Sonraki sezonlarda görüşmek üzere. Biraz da burada keyif yapalım. Vermişim. Yatça arkada. Hangi tekne? Şu. Selamlar. Teknede ilk yardım çantamızda neler var onları anlatmak istedim size. Bunun dışında tabii bir sürü eksiğimiz vardır ama bunlar benim en çok ihtiyaç duyduklarım olabiliyor. Mesela çarpmalara karşı futbolcuların bacaklarına sıkılan şeylerden alabilirsiniz, spreylerden. Çok iyi oluyor. Hemen ağrısını alıyor o anlık. Müthiş uyuyabiliyorsunuz. Yine çarpmalardan bahsetmişken hirudoid jel. Bu çok hoşuma gidiyor. Benim bütün morarmalar, ben özellikle çok sakarım, her yere çarpabiliyorum. Morarmayı hemen ödeme söküyor. Morarmayı baya baya zayıflatıyor. Hirudoid diye yazıyor bakın. Arkasından tabii ki yara bantları, sargı bezleri, bunları saymayacağım. Mutlaka batikon olmalı. Herhangi bir yerimiz kesilebilir, bir şey batabilir. Tabii ki amonyak. Özellikle geçen sene biliyorsunuz deniz anası bayağı bir yapışmıştı, karnıma geçmişti. Amonyak olmayınca işte sirke vesaire bir sürü şeyler denedik ama sonra hemen bulmuştuk. Bunu ayırmıyoruz artık tekneden. Kas ağrıları için Muscoflex mesela hap ya da ne bileyim fas jel olabilir. Şu anda kalmamış bizde, o yüzden gösteremiyorum. Mutlaka kas ve eklem ağrıları için bir şeyler bulundurun. Parol zaten biliyoruz. Parasetamol. Ben majezik bir tek geçiriyor benim baş ağrım vesaire. Onlar için mutlaka bir ağrı kesici, ateş düşürücüler var. Silverdin çok çok önemli yanık kremi. Mutlaka taşıyın. Elimi mesela çakmakla yakmıştım ben. Ne bileyim, bir şeyler oluyor ve ihtiyaç duyabiliyoruz. Fenistil ve hitrezinden bahsedeyim. Bunlar da alerjiler için. Herhangi bir alerjik reaksiyonda işte kabarmalarda, şunda bunda jeli çok çok işe yarıyor fenistilin. Hitrezinden de bir tane mutlaka içiyorum, ne olur ne olmaz diye haptan. Otrivin tabii ki. Burnum tıkandığı zaman uyuyamam. Teknede bu tarz şeyler olabiliyor. Mutlaka taşıyorum. Bakoderm ya da Baktropan gibi herhangi bir kremlerde açık yaraların hemen iyileşmesini sağlayan antibiyotikli kremler. Gayet işime yarıyor. Bu kadar. Allah korusun tabii ki, hiç başımıza bir şey gelmesin ama mutlaka olmazsa olmazlarım bunlar. Evet, elimdekinden anladınız neyden bahsedeceğimi. Sinekler ve arılar. Teknede uzak tutmak için bir takım önlemleriniz var. Bunlardan mutlaka teknede olsun arkadaşlar. Mesela cibinlik. Biz cibinlik deriz. Bilmiyorum başka yerlerde başka bir şeyler deniyor mu buna. Şunu mesela şöyle ufacık bir şey oluyor. Decathlon'dan almıştık. Her yerde de var. Mutlaka sinek öldürücüler. Of, kesinlikle olmalı. Bir de bu çok iyi bir spiral. Bunu yaktıktan sonra arıları vesaire uzak tutuyor. Sivrisinekleri zaten yaklaştırmıyor. Bu tarz şeyler de olabilir. Aklıma geldikçe ekliyorum. Arktur'da bir sabah daha. Her şey o kadar net ki. Baksanıza, cillop gibi deniz. Buradan ayrılıp biraz Dirsekbükü'ne falan bakalım dedik. Dirseğe gideceğiz. Burada akşamları gürültülü oluyor sahil. Hoşumuza gitmiyor. Çocuklar çok gürültü yapıyor. Çözüyorum. Neyse, işim var şimdi. Şunu çözeyim. Dedikoduya sonra devam ederim.
Dirsekbükü'ne geldik. Hemen zaten Aktur'un tam karşısıdır burası. Dirsekbükü şöyle bir büktür. Üçgenimsi bir şekli var, değişik. Şu karşı tarafta restoranı var. Keçiler dolaşır burada akşamları dağlarda. Gelirler, bir ziyaret ederler. Bu taraflar çok kalabalık. Gitmek istemedik. Zaten bizim yerimiz şurasıdır hep. Şu boşluk. Şükür yine boş. Orada kareye çıma tutarız. Burası hemen derinleşen bir yerdir. Bir deniz kirpisi. Deniz kirpisi çok ilginç değil mi? Üstünde çok güzel bir desen var. Uzaylı gibi. Bu dirseğin sonu artık. En dibi. Restoranın olduğu yer. Şu mu? Değişiklik yapalım dedik ve bu sefer de dibe geldik. Bakalım, biraz da burada kalalım. Dip yine pırıl. Şöyle. Türk balca. Kaptanımız bizi mantar kayaya mı bağladı? Evet. Çıkmaz inşallah orada. Şey, arkası şey. İyi. Şöyle dop dolu. Bakın. Size karşıyı göstereyim. Çok sonra göstereyim. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız tabi. Evet Mert Kaplan, mutmain oldun mu şimdi? Ne oldu? Evet, fena değil.
Okey. Burada bu kışı çıkarız diyorsun. Önümüzdeki kışı. İyi. O zaman biz gitmiyoruz. Kışın buradayız arkadaşlar. Dirseğin köşesinde. Dirseğin tam ucunda. Restoranın orada. Belki orada çıkmaz mı? Şu kayanın arkasına gelsen çıkar. Kıyıda bank gibi kayalar var. O kayalara halat bağlamışlar. Oraya bağlanabiliyorsunuz. Göstereyim. Neymiş? Deniz yolculuğuna asla deniz ayakkabısız çıkılmazmış. Şurada çok değişik oluyor artık denizin kırmızı. Birikimsiz bataklıkta bir şey olmuş. Bu arada Aktur'u da yakmaya çalıştılar arkadaşlar. Torpil yerleştirmişler ağaçların diplerine, lanet yaratıklar. Artık onlar mı yaptı başka kendi bilmez bir aptal mı yaptı bilmiyorum. Hangi zekalar, hangi terörist düşünceler. Bayraklı Tepe var. Belki bilenleriniz vardır küçük koyla büyük koyun arasındaki. O Bayraklı Tepe'de torpilleri ağaçların diplerine yerleştirmişler. Dip olduğu gibi gözüküyor. Çok güzel. Burası marina gibi. Yan yana bağlamışlar artık baya. Gürültülü bir yer olmuş bence. Arkada da yeri var. O zaman oraya tatlı yer var. Thank you.
Günaydın. Kaptanımız bizi çözüyor. Pırıl pırıl bir denizden sizlere günaydın. Artık bay bay ayrılıyoruz. Dirsek. Yolumuz açık olsun. Dirsek'ten çıktık. Hisarını Körfezi'nin içindeyiz. Açık tabii ki. Açık deniz sayılır koya göre. Bakın ne göstereceğim. Sürpriz. Direği indirdik. Direkt indi arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Maalesef Doris'li günler bitiyor. Ne yapalım? Zaten kedilerimizi de çok özledik. Moraller de bozuldu. Herkesin bozuldu. Sizin de bozuk. Bu yangınlardan dolayı. Gidelim artık vakitlice. Yapacak bir şey yok. Yine Doris sağ olsun. Her türlü nezaketini gösterdi bize. Her türlü güzelliği yaşattı bize. Görmediğimiz yerleri gördük. Sevdiğimiz yerlere gittik. Tekrar hatırladık. Hatta son görüşümüzün olduğu yerlere gitmişiz meğerse. Maalesef. Çökertme olsun, mazı olsun, kisse bükü olsun. Son görüşümüzmüş. Hadi bakalım. Vedaya bir adım.